Gelişmelerle devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın yaptığı son değerlendirme, salgının geçmesinin ardından Türk ekonomisinde olumlu gidişatın devam edeceği yönünde. Ayrıntılar için de Levent Eke yanımızda ve ona nedir bu açıklamanın detayları diye soralım. Levent. Salih, dikkat çeken açıklamalar geldi Merkez Bankası'ndan. Hemen ana hatlarıyla aktaralım. Merkez Bankası'ndan ilk çeyrekte yüksek oranlı büyüme bekliyoruz açıklaması yapılmış durumda. Açıklamaya imza atan isimse Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş. Özbaş, Ocak-Şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz ifadesini kullandı. Sonra devam etti. Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi, yorumunu yaptı. Özbaş, Türkiye ekonomisi dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve en kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır diye konuştu. Özbaş, Merkez Bankası olarak hızlı karar alma ve alınan kararları etkili bir şekilde uygulama imkanına sahibiz. Merkez Bankası'nın elinde son derece geniş ve etkili bir araç seti var. Bunları güçlü ve hızlı bir şekilde kullanıyoruz ve gerektikçe kullanabilecek durumdayız cümlelerini de kurdu. Merkez Bankası koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkileri üzerine olumlu beklentiler de açıkladı. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş, salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz değerlendirmesini yaptı. Özbaş, Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Orta Doğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak dedi. Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık ifadeleri de geldi Merkez Bankası Başkan Yardımcısından diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Salih. Levent'e biz de teşekkür edelim. Ardından da ekonomist Belgin Maviş'e Merkez Bankası'nın teknik tabirleri de içinde barındıran açıklamasının bizim hayatımıza yansımaları ne olacak diye soralım. Belgin Hanım merhaba. Genel itibariyle olumlu cümleleri arka arkaya duyduk Merkez Bankası'ndan. Hayatımıza yansıması anlamında neler getirir efendim? Şimdi merkez bankalarının ve hükümetlerin aldıkları önlemler ve açıklamaları bu dönemde oldukça önemli. Geçtiğimiz hafta FED ve yine Almanya'dan gelen açıklamalar vardı ki bu küresel bazda pozitif yönde etkiledi. Hem FED Başkanı hem de Avrupa Merkez Bankası Başkanları'nın açıklamaları bu anlamda önemliydi. Bizim Merkez Bankamız da açıklamalarını ve piyasayla ilgili gelişmeleri ve Merkez Bankası'nın bu süreç içerisinde izleyeceği yol haritasını gerek Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal gerekse Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sayın Özbaş bu açıklamaları ifade ediyorlar. Şimdi öne çıkan açıklamalarında özellikle öne çıkan şeye baktığımız zaman burada en önemli şey elimizde güçlü araç setimiz var. Yani demek istiyor ki gerekli olduğu hallerde piyasanın ihtiyacı olan adımları atmaktan çekinmeyiz. Bununla birlikte düşen petrol fiyatlarının başta büyüme olmak üzere Türkiye ekonomisi için olumlu etkilerinden söz ediyor. Aynı şekilde de yine Türkiye'nin bu süreç içerisinde biraz daha ön plana çıkabileceğini ve dış talep kaynaklı bu süreç içerisinde yılın ilk çeyreğinde biraz daha pozitif yönde ayrışabileceğine dikkat çekiyor. Türk ekonomisinin dirençli girdiğini söylüyor. Evet doğru. Dengelenme süreci içerisinde Türkiye ekonomisi aldığı birçok ekonomik önlemlerle birlikte bu süreci diğer ülkelerden daha farklı bir şekilde geçirecek. Çünkü Türk ekonomisi buna benzer şokları daha öncesinde yaşadığı için yani stres testlerini yaşayarak geçiren bir ekonomimiz olduğu için yılın ilk 3 aylık performansında büyüme tarafında beklendiği kadar kötü bir gelişmenin olmayacağı vurgusu önemli. Bununla birlikte Merkez Bankası'nın elinde son derece geniş ve etkili araç seti var ve bunları güçlü ve hızlı bir şekilde kullanırız, kullanmaya da devam ederiz şeklindeki açıklamaları da piyasalardaki yaşanan bu virüs kaynaklı olumsuz gelişmelere karşı bizim Merkez Bankamızın da daha aktif rol alacağını piyasalara net bir şekilde ifade etmiş oldu. Bir diğer dikkatimi çeken husus da tüketimde zayıflamanın henüz görülmediğini, yaşanan bu sürecin etkilerinin daha sonraki aylarda yine gelecek olan verilere bağlı olduğuna dikkat çekerek özellikle de yılın ilk çeyreğin genelinde yüksek oranlı bir büyüme beklediklerini ifade etti ki ben de bu görüşlerine katılıyorum. Çünkü bu virüsle ilgili gelişmeler genellikle Mart ayının ikinci yarısından itibaren
Türkiye'nin almış olduğu önlemler dahilinde biraz daha bize gecikmeli geldiği için bu konudaki özellikle koruyucu kalkanlarımızı diğer ülkelerdeki yaşanan süreçleri dikkatli incelediğimiz için ilk çeyrek büyümesinde beklentilerin biraz üzerinde bir büyüme rakamıyla karşılaşabiliriz. Ama şu unutulmamalı, gerçekten zorlu bir süreç. Hem talep hem arz yönlü yaşanan bir şokla karşı karşıyayız. Dolayısıyla yılın ikinci çeyreği sadece Türkiye ekonomisi için değil, şu anda önlem alan sınırsız parasal genişlemeler başta olmak üzere önlem alan ülkelerde büyüme tarafında resesyon ihtimalinin kuvvetlendiği bir süreci Türkiye biraz daha az etkiyle geçirmeye çalışacaktır. Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Önemli değerlendirmelerdi Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamanın üzerine.